Merhaba gençler, bu derste hikaye konusunu işleyeceğiz, hikayenin tanımını vereceğiz, özelliklerine bakacağız, hikayede yapı unsurları neler, yani hikaye nelerden oluşur, nasıl yazılır buna bakacağız. Bir de bakış açıları var, önemli bakış açıları, 3 tane, onlara bakacağız. Hikayede konu, tema ya da hikayede çatışma, yani farklı düşünceler, fikirler var mı, bunlara bakacağız. Hikaye türleri, tür ve tekniklere bakıp daha sonra hikaye konusunu kapatacağız arkadaşlar. Şimdi hikaye ne demek? Gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün bir olayın veya bir durumun kişi, yer, zaman belirtip bir örgü, olay örgüsü içerisinde bir anlatıcı tarafından anlatıldığı metin türüne biz hikaye diyoruz. Hikayenin tür olarak özellikleri nelerdir diye sorulduğunda nasıl bir şey söyleyebiliriz? Diyebiliriz ki tek bir olay ya da hayatın bir kesiti anlatılıyor. Sınırlı bir mekanda geçen bir olay vardır. Sınırlı bir zaman vardır ve sınırlı bir kişi arasında geçer. Yani romanlardaki gibi birden fazla, yani bir sürü karakter yok burada. Romanlardaki gibi farklı mekanlar yoktur hikayede. Romanlardaki gibi bir olaydan farklı bir olaya geçme gibi bir durum söz konusu değil hikayelerde. Ne var burada? Bir tane olay üzerinden bütün hikaye anlatılır arkadaşlar. Tek bir olayla sınırlı, yani konular, zaman, mekan sınırlı, kişiler sınırlı. Olay ya da durumu süslüyoruz, soyutluyoruz ve yeniden yorumluyoruz arkadaşlar hikayede. Uzun karakter tahlillerine, ayrıntılı çevre betimlemelerine romandaki gibi yer asla hikayede vermiyoruz. Şimdi hikayede yapı unsurları var. Neler bunlar? Kişiler, olay ya da durum, mekan ve zaman. Bunlar hikayenin olmazsa olmazları. Kişi ya da kişiler kim bunlar? Hikayedeki kahramanlar. Bunlar ayrıntılı şekilde tanıtılmıyor romanlardaki gibi. Olayla ilgili cesurluk, korkaklık, çalışkanlık gibi belli başlı en önemli özellikleriyle, tek yönleriyle verilirler. Olay ya da durum hikayenin temel ögesi olaydır arkadaşlar. Hikaye kahramanının başından geçen olay ya da durum anlatılır. Burada olay ve durum hikayelerini de hatırlamamız gerekiyor. Mekan, olayın veya durumun geçtiği çevre, yer ayrıntılı biçimde yine anlatılmıyor bu romandaki gibi. Kısaca bir betimlemesi yapılarak geçilir burada da. Zaman, hikayede geçmiş zamana dayalı anlatım vardır. Zaman anlatılmaktan çok sezdirilen bir zamandır. İşte belli zamanın birinde, işte zaman belli verilmez. Mesela roman yazdığınızda, yani roman okuduğunuzda tam tarih verildiğini siz görürsünüz. Biz hangi zamanın net olarak olduğunu anlayabiliriz ama hikayelerde böyle değil. Hikayelerde evvel zaman içinde, belirli bir zaman sonra, belirli bir zaman içinde gibi kavramlar, belirsiz kavramlar kullanılır. Hikayede anlatıcılar ve bakış açıları vardı. Kahraman anlatıcı, gözlemci anlatıcı, bir de ilahi anlatıcı. Bunların ikinci isimleri önemliydi arkadaşlar bizim için. Şöyle. Ne diyoruz? Anlatıcı ne demek? Hikayeyi anlatan birileri var, değil mi? Ben mi anlatıyorum? Her şeyi gören biri mi anlatıyor? Yoksa o mu anlatıyor? Buna bakacağız. Birinci kişili anlatım, yani diğer bir ismiyle kahraman anlatıcı bakış açısı. Ne demek bu? Anlatıcı hikayenin kahramanlarından biridir. Kahraman ismi buradan geliyor. Yaşadığını, gördüğünü, bildiğini ben ya da biz diliyle anlatır. Üçüncü kişili anlatıcı, yani gözlemci, yani müşahit anlatıcı bakış açısı. Bunların ikinci ya da üçüncü isimlerine dikkat edin lütfen, önemli. Üçüncü kişili anlatım demez de gözlemci ya da müşahit anlatıcı bakış açısı diye sorabilir. Anlatıcı olayları dışarıdan gözlemler ve bir kamera tarafsızlığı ile üçüncü kişili anlatıcı da anlatır arkadaşlar. İlahi, tanrısal, hakim anlatıcı bakış açısı arkadaşlar. Ne demek bu? Anlatıcı olayların içinde yer almıyor. Kişilerin zihinlerinden geçenleri, geçmişte yaşadıklarını, olayların öncesini, olayların sonrasını biliyor. Olayları anlatırken de istediği yerleri özetler. Bunun özelliği de bu şekilde arkadaşlar.
Hikayede konu, tema ya da çatışma nasıl olabilir? Hikayede olay örgüsünü meydana getiren parçalar arasındaki çatışma metnin temasını oluşturuyor. Hikayede çatışma birbirine karşıt unsurların, tiplerin bir arada anlatılması, sergilenmesi. Kahramanların karşıt tavırları, duruşları, birbirleriyle tezat yani karşıtlık oluşturan mekanların yan yana, iç içe sergilenmesi. Sunulan yaşamın biçiminin iki zıt yüzü hikayede çatışmayı ortaya çıkarır. Yani bir beyaz ve siyahtan bahsederseniz hikayede bu zıtlıklar, karşıtlıklar ortaya çıkarır diyor burada. İnsanın insanla, insanın doğayla, kendisiyle, toplumla anlaşmazlıkları temel çatışma modelleridir hikayelerde. Yani hikayelerde anlatılan şey zıtlıklardır ve bu zıtlıklar genelde insanın hem kendisiyle ya insanla, doğayla, toplumla olan zıtlıkları, karşıtlıkları ya da işte daha nasıl söyleyebiliriz, çatışma, anlaşmazlıkları. Bunlar çatışma ortamı yaratır hikayelerde. Çatışma kurgunun temel unsurlarındandır hikayelerde. Hikayenin ham maddesi olay ve kurgu olduğu için hikayede çatışmaya yer verilmemesi mümkün değildir. Çatışmalar olay örgüsünü geliştirmeye yarıyor arkadaşlar. Psikolojik ve sosyal olmak üzere de iki tip çatışma tipleri vardır. Mesela hikaye türlerine geldik. Olay hikayesi, klasik vaka hikayesi ya da Mopassant tarzı hikaye, bir de durum diğer bir ismiyle kesit hikayesi, hatta diğer bir ismiyle de Çehov tarzı hikaye diyoruz. Bunların ikinci isimleri mutlaka gelir. Önemli arkadaşlar. Siz olay hikayesinin aslında klasik vaka ya da Mopassant olduğunu bilmezseniz gelecek soruyu yapamazsınız. Diğer isimler mutlaka önemlidir. Bunlara dikkat edin. Şimdi olay hikayesi ne demek? Bu tarz hikayelerde olay örgüsü kişi, zaman, mekan unsurlarına bağlı olarak giriş, gelişme, sonuç yani serim, düğüm, çözüm zinciri içerisinde anlatılır. Bu tarz hikayelerde şöyle biraz daha yukarıya çıkaralım. Olay iki zıt gücün mücadelesi şeklinde ortaya koyulur. Bu mücadele kişiler ve toplum arasında olabileceği gibi kişinin, az önce yukarıda bahsettik ya, kişinin kendi kendisiyle çatışması şeklinde de verilebilir. O zaman çatışma daha çok psikolojik bir hal alır. Yani insan kendi kendiyle çatışmaya girerse bu psikolojik bir hal alır. Bu çatışma zamana, mekana ve şahıs unsurlarına bağlı olarak da geliştirilebilir. Çatışma aynı zamanda hikayede merak unsurudur. Bu tarz hikayelerde olaylar bir yelpaze gibi açılır. Bağlı olduğu merak unsurları bir bir çözülerek sona ulaşılır arkadaşlar. Olay hikayeciliğinin kurucusu kimdir? Fransız yazar Maupassant'tır arkadaşlar. Maupassant olduğu için de kurucusu, Maupassant tarzı hikayede denir. Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir olay hikayesinin? Tabii ki Ömer Seyfettin arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıktı, tekrar çıkmaz diyemeyiz. Bunu asla bilemeyiz. Yine çıkacaktır. Değiştirip değiştirip soracaklar arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Durum diğer bir ismiyle kesit hikayesi. Durum hikayelerinde serim, düğüm, çözüm düzeni olay hikayelerinden farklıdır. Niye? Merak unsurunun yerini bir durum ve davranışa bağlı hareket yönü zayıf olanlar alır. Zayıf olan olaylar alır. Bireysel ve sosyal yorumların, duygu ve hayallerin ön planda olduğu bu hikayelerde merak unsuru ikinci planda kalıyor arkadaşlar. Betimleme ve psikolojik çözümlemelere çok fazla yer burada verilmiyor. Burada hayatın belli bir kesiti, belli bir bölümü alınarak anlatılıyor durum hikayelerinde. Betimleme... ne dedik? Psikolojik çözümlemelere ve betimlemelere pek fazla burada yer verilmiyor. Durum hikayelerinde olay kişileri ayrıntılı olarak tanıtılmaz. Kişilerin yaşama şartları, zaman ve mekan okuyucuya anlatılmaktan çok bunlar sezdirilir arkadaşlar. Durum hikayeleri hikaye etmekten çok anlatma esası üzerine kurulmuştur. Ve durum hikayelerinde düğümlerin çözüldüğü bir son görülmüyor. Yani bitmeyen hikaye her okuyucuda farklı bir izlenim ve çağrışım yaratır.
Bu yüzden durum hikayeleri derinliği olan hikayelerdir. Aslında sonu olmayan hikayeler. Herkes kendi sonunu kendisi yaratır bu hikayeleri okurken diyelim. Şimdi durum hikayelerinin kurucusu kimdi? Olay hikayesinde Maupassant'tı. Durum hikayelerinde Rus yazar Anton Çehov arkadaşlar. O yüzden durum hikayelerinin diğer bir adı da Çehov tarzı hikayedir. Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi de Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık arkadaşlar. Bunlar önemli, asla geçmeyin, es geçmeyin. Hikayede kullanılan, hikayede kullandığımız anlatım türü ve teknikleri öyküleyici, betimleyici anlatım vardı. Hikayelerde öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılıyor. Olayların kişi, yer ve zaman belirterek bir olay örgüsü içerisinde bir anlatıcı tarafından anlatıldığı metinlerin anlatım biçimine öyküleyici anlatım diyoruz arkadaşlar. Öyküleyici anlatımda birbirini izleyen eylemler söz konusudur, fiiller söz konusudur. Bu anlatımda amacımız okuyucuyu olay içinde yaşatarak onda estetik bir zevk uyandırmaktır. Betimleyici anlatım ise bir yerin, bir varlığın özelliklerini sözcükler aracılığı ile gözümüzde canlanacak şekilde anlatmak betimleyici anlatımdır. Yani kafamızda anlatılan şeyin canlanması gerekiyor. Betimlemeye sözcüklerle resim çizme de denebilir arkadaşlar. Yani bizim kafamızda o anlatılan şeyin canlanması lazım. Öyle bir betimleme yapması lazım ki biz hikayede anlatılan ya da betimleme yapılan unsuru çok güzel bir şekilde canlandırabilmeliyiz. Bu anlatım biçiminde varlıklar donmuş bir halde bir resim ya da bir fotoğraf gibi anlatılırlar. Hikayede 3 tür betimleme yapılıyor arkadaşlar. İzlenimsel betimleme ne demek bu? Bu betimlemede varlıkların duyular üzerinde bıraktığı izlenimler dile getiriliyor. Diğeri ruhsal, yani tahlil betimlemesi. Kişilerin psikolojik özelliklerinin ortaya konulduğu betimleme. Bir de fiziki, diğer bir ismiyle portre betimlemesi. Burada da kişilerin dış görünüşleri ortaya konuyor arkadaşlar. Daha sonra diyalog başlığımızda hikayede iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmasına diyalog diyoruz. Diyaloglarda kahramanların psikolojik ve sosyolojik durumlarına açıklık getirmesi açısından da önemli bir unsurdur diyaloglar ya da bir türdür. İç konuşma tekniği, yani monolog, değil mi? Bu teknikte insanın iç dünyası aracısız olarak aktarılıyor. Kahramanın dile getirilmemiş düşünceleri zihnin serbest bir ürünü olarak mantıklı bir sıra çerçevesinde konuşma diline yakın, yani anlaşılacak bir şekilde doğrudan okuyucuya aktarılıyor arkadaşlar. Bu teknikte yazar anlatmak istediklerini kahramanın kafasından geçenler şeklinde okuyucuya yansıtıyor diyelim. Hikaye, bir dahaki derste yine hikayenin devamını vereceğim arkadaşlar. Çok az bir kısmı kaldı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.